Bir şey mi söyleyeceksin? Neden gittin babama? Söyledi demek. Aramızda kalacak diye düşünmüştüm. Ya senden tek bir şey istemiştim. Babama gitme demiştim. Neden gittin? Bir cevap bekliyorum. Neden gittin babama? Merak ettim. Masum bir evlilik oyununu duyunca küplere bindi ya. Benim için namus meselesi dedi. Dinliyorum. Devam et. Kızının daha önceki mesleğine sesi çıkmıyor ama. Çok ahlaklı olduğu için mi? Patlamış kamyon gibi gidiyorsun da. Ne dedin kızcağıza? Hiç. O vakit neden yüzü kararmıştır Karadeniz gibi? Kemal, uşağına bak bakayım bana. Etmeyin, eylemeyin da. Kızcağız gidiyor zaten. E giderek birbirinizin kalbini kırmasanız olmaz mı? Şehriye abla, sen bu işe karışma. Lütfen. Tabii ya. İyi gidi anam iyi. Şehriye kim dur ki? Dış kapının dış mandalı. Bey buymuş. Emir. Çalışıyor muydun oğlum? Yok. Sen bir şey mi diyecektin? Söyle hanım, çok diretti Reyhan'a. Bizimle birlikte çalış diye ama... Yani ne bileyim, sence doğru mu bu? Sonuçta Reyhan'ın geldiği yer belli. Öyle bakma oğlum. Bilmediği insanlar, tanımadığı çevre. Yanlış bir şey yapardı adımızı. Kalkar altından, merak etme sen. Hem böyle şeyleri düşünme artık. Tabii oğlum, tabii. Sen arkasında olduktan, güvendikten sonra yapar tabii. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. İsmet Burak. O işler bitti, kızı eve getirmeye benzemez Emir'ciğim.
Cemre'ciğim, nasılsın kızım? İyi değilim Cavidan teyze. Kaç gündür neden aramıyorsun beni? Aramaz olur muyum? Kaç kere aradım. Kapalıydı telefonum. O derneğe bulaşmış. Ah, sorma kızım, sorma. Emir ne diyor? O da destekliyor. Ben de sana tam onu söyleyecektim. Annenle bir konuşsan. Reyhan altından kalkamaz falan desen. Alo. Alo Cemre. Aa. Kapattı. Benim derdim bana yetmiyormuş gibi bir de Cemre Hanım'ın tafralarıyla uğraşıyorum. Banyoda işin varsa? Yok. Sen git. Yarın için ne giysem bir türlü karar veremedim. Heyecanlı mısın? Çok. Sen ne dersin? Yarın için diyorum. Sence ne giysem daha uygun olur? Bilmem. Koyu renk olsun diyorsun yani. Evet. Tamam. Hemen yatacak mısın? Niye sordun? Bilmem. Yani şey, ben hemen uyuyamayacağım da sanırım. Niye? Çok heyecanlıyım. Yani o yardımı kabul etmeyen yaşlı teyze... Acaba kapısını açacak mı? Ne tepki verecek? Nasıl karşılayacak? Çok merak ediyorum. Bir şekilde üstesinden gelirsiniz işte. Ne zaman gideceksiniz? Bilmiyorum. Sabah haberleşeceğiz İsmet Burak'la. Nerede buluşacağımızı kararlaştıracağız. Anladım. İyi geceler. İyi geceler. Thank you.
Nesi var bunun? Burnunun ucunu görmüyor. Reyhan. Müsait misin? Bu yatak. Of ya, küsmüşler işte. Sakinleş artık. Daha önce hiç böyle bir işe dahil olmamıştım. Mahcup olacağım diye çok korkuyorum. Olmayacaksın. Hadi beraber çıkalım. Ben bırakayım seni. Ha, gerek yok. Gelmek üzeredir. Kim? Mesai arkadaşım. Tanışmak için sabırsızlanıyorum. Gerçi biz telefonda konuşmuştuk ama. İsmet Burak. Evden alacak, öyle mi? Düşünceliymiş. Ama gerek yoktu ki. Yani Sefer var, ben varım. Gideceğin yere biz bırakırdık. Ben de söyledim kendim gelirim diye ama çok ısrar etti, bir şey diyemedim. Geldiğinden beri dediniz. Soruma cevap vermediniz. Geldiğinden beri derken neyi kastettiniz? Neyi kastedebilirim? Dünyaya gelişini. Leyla da beni yetiştiren demişti. Ortada bir tutarsızlık var. Bir şeyler yerine oturmuyor. Ama ne? Sen bunu uğrayabilir miydin? Ne desen haklısın. Ama en yakın zamanda telafi edeceğim. Hayırdır inşallah. Bir problem yok ya. Yok yok. Her şey yolunda. Senden bir ricam olacak. Birinin doğum bilgilerini araştırmanı istiyorum. Benzediğini de göremiyoruz ki. Bir şey mi oldu abi? Çıkmadı. Yok, olmadı bir şey. İyi misin sen? Normal. Reyhan nerede? Gitti. İsmet'le. İsmet'le. Dernekte başlıyor ya bugün. Hem sen neden sordun ki Reyhan'a? Annem dün canı sıktı da biraz merak ettim. Sizin aranızda bir sorun mu var? Yok. Ne olacak, her şey yolunda.
Pardon abi. Telefonla konuşuncaya kadar sizi... Erkek olduğumu sanmıştınız. Her zaman başıma geliyor. Yani daha önce adı İsmet olan... Bir kadınla karşılaşmadım. Ben de karşılaşmadım. Babam erkek çocuk istiyordu sanırım. Neden İsmet koydu adımı ben de bilmiyorum. Gerçi seviyorum adımı. İsminiz çok güzel ama. Anlamı da. Dürüstlük, temizlik anlamına geliyormuş. Peygamberlerin günahtan uzak durmaları anlamına da geliyor. Süheyla benim çok eski dostumdur. İlk defa birinden bu kadar överek bahsetti. Sağ olsun. Gideceğimiz ev çok uzakta mı İsmet Hanım? Tatlım, madem bundan sonra beraber çalışacağız, bir konuda anlaşalım. Ben sana sormadan sen diye hitap ettim bile. Lütfen sen de bana sadece İsmet de. Israr ediyorum bak. Tamam. İsmet. Ha şöyle. Az kaldı, gelmek üzereyiz. Bakalım bu sefer kapıyı açtırabilecek miyiz? İnşallah. Nigar. O kime? Zeynep'e. Küçük beslemeye. Şey, Reyhan Hanım çıkmadan tembihledi Zeynep'e süt götür diye de o yüzden ben... Reyhan Hanım emretti demek. Oh ne âlâ. Büyük beslemeden küçük beslemeye kıyak. Götür onu çabuk gerisin yere. Tamam Cavide Hanım. Nigar. O kız sabahtan akşama kadar niye odada yatıyor? Buraya gelmeden önce prenses miymiş acaba? Onu odadan çıkart, iş ver. Boş boş duracağına bir işe yarasın bari. Tabii Cavide Hanım. Şu bağış parasını halledeyim. Sıra bu beslemelerden kurtulmaya da gelecek. Alo, buyurun Cavide Hanım. Kâr payı yattı mı? Maalesef Cavide Hanım, henüz yatmadı. Henüz yatmadı ama her ne hikmetse her ay bir çuval para verdiğim muhasebecimden tek bir öneri gelmiyor. Aslında size bir yol sundum ama beğenmediniz. Tefeci önerdim bana, tefeci. Leyla kızım, malum haftaya Ramazan dur. Evde eksik gedik bir şey kalmasın. Ben markete gidiyorum. Sor bakalım bir şey isteyeyim miymiş? Marketten istediğin bir şey var mı? Yok. Yokmuş. Akşama ne pişireceğim ben? Akşama istediğin bir şey var mı? Fark etmez. Ne olursa yeriz. E fark etmezmiş. İyi o vakit. Ben gidiyorum. Gecikmeyeceğim. Ona göre. Şehriye abla geç kalmayacakmış. Ya sen niye almadın Şehriye ablanın gönlünü? Ya konuşmaya çalıştım. Arkasını döndü gitti çocuk gibi. Tuhaf tuhaf huylar. Thank you.
Ne yapıyorlar acaba? Orasan mı? Çok sağ olasın İsmet abla. Dün görevliler geldi, parktaki oyun araçlarının hepsini tamir ettiler. Mahalledeki çocukların kahramanı oldunuz. Belediye başkan yardımcısı sınıf arkadaşım liseden. Sağ olsun kırmadı beni. Programdaymış zaten, öne aldı. Alo. Müsait misin? Tabii, bir şey mi oldu? Ben şu lacivert kravatımı bulamıyorum da. Nerede olduğunu biliyor musun? Lacivert takımınla birlikte kur temizlemede. Tamam o zaman, ben başka bir kravat seçerim. Altın gibi kalbim var. Sana nasıl teşekkür etsem bilemedim. Neyse, ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Altın gibi kalbin var. İlk günden bu ne samimiyet? İşte Reyhancığım, ev burası. Daha önce belki 10 kere geldik. Şu kapı hiç açılmadı yüzümüze. Kaç kere söyleyeceğim? Yardım ihtiyacım yok. Gidin başımdan artık. İşte hep böyle yapıyor. Siz ne laftan anlamaz insanlarsınız. İstemiyorum diyorum, neden anlamıyorsunuz? Teyzeciğim, gideceğiz ama bir elimi yüzümü yıkasam, az bir soluklansam, Allah rızası için bir bardak suyunu içsem. Allah'ın adını verdin. Bu mübarek günde geri çevirmek olmaz. Gir içeri. Görüyor musun canım? Sağ ol teyzem. Ölmüşlerin canına değsin. Ne tatlı delisin sen böyle. Bunlara benzemiyorsun. Teyzeciğim, o da sana yardım etmek istiyor. Lüzum yok. Ben dilenci miyim? Yanlış anladın güzel teyzem. Para vermek istiyor demedim ki. Mesela ben gelsem, sana şöyle güzel bir bahar temizliği yapsam, evini derleyip toplasam, ne dersin? Hem rahmetli amca da mekanında huzurlu olsa,
Amcan yapardı badana boyayı. Belki onun yaptığı gibi güzel olmaz ama eğer olur dersen yarın gelir başlarız biz. Farz et ki İsmet senin kızın, ben de torununum. Allah razı olsun kızım. Senden de teyzem. İsmet sen kimsin dedi bana. Burnunu sokma dedi. Sağırılaydım da işitmeyeydim o sözler. Öyle mi dedi gerçekten? Yok. Sen karışma dedi. Aynısıdır işte. Ama hata bende dur. Bilemedim ben yerimi. Hizmetçim de bu evde. Hizmetçi. Ama ben abla değil. Ya ablacığım benim, olur mu hiç öyle şey? Sen bu evin direğisin, direği. Bunu en çok da o biliyor. Ayrıca seni çok seviyor, sana çok güveniyor. Bak seni kırmak istememiştir. Okuyamamış olabilirim. Ama cahil değilim. Anlayacağımı anladım ben. Ha bu evde istemiyorum da. Abla, alayım. Gerek yok Sefer, ağır değil. Niye zahmet ettin? Deseydin ben yapardım alışverişi. Bir iki parça bir şey aldım Sefer. Sen yarın Ramazan alışverişini çıkarsın. Zeynep'e de bir iki parça bir şey aldım. İnşallah beğenir. Abla, Zeynep gelemez. Çavuş başında. Ne çavuşu Sefer? Ne diyorsun? Nigar'ın da suçu yok abla. Ona da kızma tamam mı? O emir kulu. Cavidan Hanım ne diyorsa onu yapıyor. Neredeler? Bu taraftalar abla. Sağlık kızım. Pırıl pırıl olmuş. Ama bu senin görevin değil. Bir daha yapmayacaksın tamam mı? Bir daha senden böyle bir şey isterlerse ya Reyhan ablana ya da bana haber ver. Tamam mı? Olsun Melike teyze. Ben alışkınım yaparım. Hem zor değil ki. Seviyorum ben iş yapmayı. Hayır, yapmayacaksın. Bak sana, giyecek bir şeyler aldım. Hadi git odana dene bakalım, beğenecek misin? Hadi al kızım. Sağ ol. İyi ki geldin Zafer. Herhalde geleceğim. De. Biri canını sıkmış senin. Kim? Söyle. Benimle ilgili değil. Abim. Abin? Hı hı. Sen biliyor musun diye öğrenmek istedim. Neyi biliyor muyum? Abimle Reyhan. Ya dün gece odalarına gittim, tesadüfen gördüm. Aralarında bir sorun var. Tartışmış olabilirler. Asma suratına. Her evlilikte olur böyle şeyler. Düzelir, merak etme. Peki, düzelmesine biz yardım etsek? Nasıl? Var aklımda bir şeyler. Sen bana yardım eder misin onu söyle.
Çok oldu. İşi bitmiş midir acaba? Alo. Alo. Neredesiniz? Bitti mi işin? Gelip alayım seni. Yok, çok teşekkür ederim. Yoldayız biz İsmet'le birlikte. Beni konağa bırakıyor. Ya. Anladım. Neredeydiniz? Nerede miyiz? Yani... Hani neredeydiniz anlamında? Yani... Günün niye geçti mi demek istemiştim. Çok güzeldi. Gelince anlatırım. Peki. Bir yere uğramayacaksınız değil mi? Yoldayız dedim ya. Bir 15 dakika sürer değil mi İsmet? Bir 15 dakika sonra evdeyim ben. Peki tamam. Görüşürüz. İsmet'miş. İsmet Bey falan da değil yani. Direkt İsmet. İki gün. Sadece iki gün rehin bırakacağım. Hikmet rehin bıraktığımı bir duyarsa aile yadigarı broşu. Hayırdır Cavidan? Temizlik kontrolü mü? Yok canım. Şey, hava güzel ya. Dışarıda okumak için bir kitap alayım demiştim. Sen çalışacak mısın? İmzalamam gereken birkaç dosya varmış. Onları inceleyeceğim. İyi. Ben çıkayım, sen rahat rahat çalış. Cavidan. Kitap almamışsın. Kafama göre bir şey bulamadım. Önemli değil canım. Dergi falan bakarım. Hatalandı. Hiç git demeyecektim. İsmet'ten haberim olsaydı zaten hiç izin...
Emir? Hayırdır? Şirkette bir problem mi var mı? Yok. İş haricinde arkadaşımı uğrayamaz mıyım? Oturun bir şeyler içeriz dedim. İyi yapsın. Dışarıda otururuz istersen. Ben de Reyhan'ı alayım madem. Hep birlikte otururuz. Vaktin var mı biraz? Tabii, söyle. Gitmiyorum de. Hadi vazgeçtim, gitmiyorum de. Şehriye abla sana çok kırılmış. Ortada büyütülecek bir şey yok ki. Ya farkındayım, farkındayım da alınganlığı tutmuş işte. Bir özür dilesen. Ya da ne bileyim, ben böyle demek istemedim, sen beni yanlış anladın falan desen o da olur. Tamam, konuşurum. Dernekte ilk günümdü. Nasıl geçti, ne yaptınız bugün? Yaşlı bir teyze varmış, evinin yenilenmesi gerekiyormuş ama pek yanaşmıyor. Aa, neden? Biraz gururu kırılmış. Ya biz konuştuk, ikna etmeye çalıştık ama bakalım. Zeynep, gel canım bir şey. Melike teyze söyledi burada olduğumuzu. Ben çağırdım. Gel Zeynepciğim. Çok sıkıldın değil mi? Bazen ben de çok bunalıyorum. Ama bir düşünelim, senin sıkıntını nasıl geçirebiliriz? Buldum. Sessiz sinema oynayalım. Sırası mı şimdi? Sohbet etsek daha iyi değil mi? Ben bayılırım sessiz sinemaya. Bence harika bir fikir. Zeynep, sen ne dersin? Bilmem. Yani hiç oynamadım ki. Nasıl oynandığını bilmiyorum. Öğretiriz. Çok eğlenceli bir oyun. Göreceksin. O zaman oylama yapalım. Oynamak isteyenler? Şehriye abla. 2 dakika konuşalım mı? İşim var, dur. Temizlik ederim. Tamam, 2 dakika ara ver, devam edersin sonra. Dinlerim. İki dakika oturur musun lütfen? Gerek yoktur. Ayakta durabilirim. Bacaklarım beni taşıyor çok şükür. Sen beni yanlış anladın diyecektim. İyi. Anlayışım kötüdür. Kusura bakmayın. Öyle söylemek istemedim. Belki de ben kendimi ifade edemedim. Çok korktum bir an Laz namarını tutacak, boş yere gerileceğiz diye. Yani ben durduk yere çocuk gibi küsük çıkarıyorum, öyle mi? Sen de beni yanlış anlamak için yer arıyorsun yani.
Ben anlayacağımı anladım şu an. Hayır, ben ne dedim ki şimdi? Ya üstüne gitmeyin mi şimdi? Yarın yumuşar. Ne yapıyorsun Şehriye abla? Sen tutmuş Laz damarı görmemişsin. Aa, şimdi öğreneceksin. Ben gidiyorum. Masal kızım sana emanettir Leyla. Ya Şehriye abla saçmalama, nereye gidiyorsun? Bol gibi de gidiyorum. Hatta gittim bile.